Evet, konut sektörünü konuşacağız. Uğur Dumankaya konuğumuz. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Şimdi, hoş bulduk. Konut sektörü birçok yerden etkileniyor. Altından etkileniyor, dolardan etkileniyor, olaylardan etkileniyor. Biz önce ilk yarı nasıl geçti, ilk 6 ayı nasıl geçirdik konut sektöründe, onunla başlayalım. Dediğiniz gibi birçok parametreden etkileniyoruz gayrimenkul sektörü olarak. Çünkü güvene dayalı bir sektör. İnsanlar geleceğe yönelik olan hayallerini satın alıyorlar. Özellikle maketten veya konut devam ederken alıyorlar. Biz sektör olarak ilk 5 ayı gayet olumlu geçirdik. Yani biz Dumankaya olarak %40'lara yakın bir büyüme sarf ettik geçen sene göre. Zaten bizim koyduğumuz hedefler de bu şekildeydi. Ama son aylarda, özellikle Haziran Haziran ayında, geçtiğimiz ayda gezi olaylarının patlak vermiş olması, daha sonra özellikle bunun ikinci haftasından itibaren biz ciddi anlamda bunu hissetmeye başladık. Yani bu Gezi Parkı protestoları konut alımını, konut sektörünü yakından etkiledi diyebiliyor muyuz? Gerçekten çok ciddi anlamda ben etkiledi inanıyorum. Bizim rakamlarımız bu şekilde olduğunu gösteriyor. Daha sonraki olan süreçte de bu FİD'in faiz oranı, likiditeyi artık eskisi gibi yapmayacağını açıklaması, son zaman okulların kapanmış olması ve Ramazan öncesi insanların tatile geçiyor noktası da artık hangisinin hangisini etkilediğini bilemiyoruz ama ilk Haziran'ın ilk yarısında gerçekten ciddi anlamda gezi olaylarının gayrimenkul alıcısı üzerinde etki bıraktığını, dolayısıyla bunun da gayrimenkul geliştiricinin etkilediğini söyleyebiliriz. Bu Gezi Parkı olaylarının yerli yatırımcı üzerinde mi en fazla etkisi oldu, yabancı yatırımcı üzerinde mi? Aslında geçmişte sadece yerli yatırımcı vardı, artık yabancı yatırımcı var ve yabancı yatırımcı üzerinde de etkisi oldu. Yalnız bizim alıcılarımız genelde körfez ülkeleri ve gelişmekte olan ülkeler, pazarlar. Bu biraz bu karışıklık durumlarına alışık olan pazarlar. Son haftada bu tekrardan harekete yabancı satışları geçti. Ama Avrupa'ya doğru satış yapılacak olsa Türkiye'nin şu anda Gezi Parkı'ndan dolayı oluşturulmuş olan bir imajı, bozulmuş olan bir imajı var geçici de olsa. Bu da yurt dışındaki alıcıların bir kısmını, özellikle Avrupa tarzı olanları etkiliyor. Peki diğer taraftan yine aynı döneme denk gelen bir olay da dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, evet, politika değişikliğine gideceği sinyalini vermesi üzerine, evet, piyasalarda yeni bir döneme girildi. Başlangıçta söylediğim gibi. Yeni dönemde de artık faizlerin yükselmesi söz konusu. Evet. Faizlerin yükselmesi de tabii tüketiciyi çok yakından, evet, ilgilendiriyor. Çünkü konut alırken çoğunluk olarak nakit paradan değil de bankadan alınan konut kredisiyle alınan. Konut kredilerinde de önümüzdeki dönemde bir yükseliş beklentisi var. Sizin beklentiniz var mı? Yani şu anda aslında konut kredileri tarihi seviyelerde, en düşük seviyede, yani Cumhuriyet'ten en düşük seviyesinde. Ya, zannederim 90 milyar liraya kadar kullanılmış konut kredisi var. Son 10 senede 800 milyon liradan 90 milyara kadar çıkan bir konut kredisi hacmi var. Şu an faizlerin tabii ki düşük olması konut fiyatlarını da arttırmamış bir durumda. Ama faizler hangi seviyede, onu da söylerseniz eğer. 0.60-65 arasında aylık olarak değişiyor. 70'e de çıkan var ama bunun yükselecek olma ihtimali belirlenmesi tabii konut fiyatlarını kredi kullanan açısından, kredi faiz oranının yükselmesinden fiyatın dolaylı olarak arttırıyor. Yani 110 bin liraya diyelim ki olabilecek bir şey, 120 bin liraya çıkıyor. Maliyet yükseliyor. Maliyeti yükseliyor. Bu da bizim satışlarımızın biraz daha azalması noktasına oluşabilir. Gayrimenkul alanların ise daha yüksek fiyata konuta sahip olma duygusunu oluşturabilir. Zaten son dönemlerde biraz sıkıntılı olan süreç daha da fazla artabilir. Ama bu kısa vadede olan sorunlar. Ben orta vadede, uzun vadede gayrimenkul sektörünün, özellikle İstanbul'un ve Türkiye'nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve bu sıkıntıda da süratle aşabileceğine inanıyorum. Diğer taraftan tabii bu Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararı sonrası faizle birlikte paranın ana vatanına döndüğünü görüyoruz. Yani doların, evet, güçlendiğini görüyoruz. Evet. Yurt içinde de dolar geçtiğimiz hafta 1.95'e kadar çıkmıştı. 1.95'i görmüştü, test etmişti. Yeni haftada 1.92 seviyesinde ama 1.85'lerden 1.95'e gelen bir dolardan, evet, bahsediyoruz. Bu dalgalanma peki konut sektörünü nasıl etkiliyor? Doların
bazen hızlı yükselmesi olumlu da etkileyebiliyor. Ama bunun kalıcı olmaması koşuluyla olumlu etkilenmesi şöyle. İnsanların elinde dolar olanlar süratle bozduruyorlar. Yani daha önceki Türkiye'nin 2001 önceki Türkiye'sinde olduğu gibi insanlar dolar yükselip devamlı ben dolarda kalayım gibi baktıklarına inanmıyorum. Yani yükseldiği zaman bunu bir fırsat gibi gören ve bunu bozup süratte onun alternatifi olan altına veyahut da gayrimenkul yatırım yapmak isteyen tüketici de var. Daha önceki doların yükselişlerinde biz bunu öngörmüştük ama bu seferkinde bunu görmedik. Yani dolar yükseldi, yükselmesine kısa vadede ben bunu çevirip konut alayım duygusunu biz bunu daha yapamadık. Çünkü öyle bir durum oluştu ki demin bahsettiğiniz gibi Gezi olayları, daha sonra işte Fidin olayları, doların yükselmesi, Ramazan, her şey birbirinin içerisine bir anda bir girdi. Bir değişik bir atmosfer, değişik bir hava oluştu. Bundan dolayı göremedik ama uzun vadede dolar yükseliş trendini devam ettirirse bu gayrimenkul sektörünü olumsuz etkiler. Çünkü Türk halkının dolara karşı, pariteye karşı krizle eşdeğer tuttuğu bir algı var. Yani dolar yükseldiği zaman geçmişte bu daha çok vardı. Şimdi kırılmaya başlamıştı. İnşallah bu sürekli bir şekilde insanlarda tekrardan o geçmişteki olan o hafakanların, o kabusların oluşmasını sağlamaz. Çünkü sektör, özellikle bizim sektörümüz güvene dayalı olduğu için çok hızlı etkileniyor olumsuz senaryolardan. Şimdi kurdaki tabii yükseliş bazı sektörleri etkiliyor. Özellikle de zam olarak yansıyor bazı sektörleri. Evet. Geçtiğimiz günlerde otomotiv firmaları %4'lük bir zam planlıyordu. Temmuz ayında da %2, Haziran'da %2, %4'lük bir zam. Peki konut sektöründe bu kurdaki yükselişin zam olarak yansıması söz konusu mu? Yok. Yani bizim girdiğimizin en önemli kısmı arazi. Yani yaklaşık olarak lokasyona bağlı olarak %40'da 60 arasındaki olan maliyetlerin kısmı arazi. Diğerleri de Türkiye inşaat sektörü açısından kendi kendine yeten bir ülke olduğu için tüm girdilerimizin %90-95'i yurt içinden karşılandığı için dolara karşı pek bağımlı olmadığı için bizim fiyatlarımızı fazla bir etkileyeceğini ben zannetmiyorum. Diğer taraftan yabancı yatırımcı açısından da avantajlı bir konum, öyle değil mi? Tabii. O açıdan bakın, o açıdan ilginç. Belki de dolar bazında Türk konutlarının değeri düşük olup belki de ben bunu bu şekilde düşünmemiştim. Yabancı açısından belki daha cazip de olabilir. Önümüzdeki dönemde yabancılar açısından da bu avantaja çevrilebilir belki de. Evet, ben yabancı satışının mesela daha önce bu mütekabiliyet kanunu çıkmadan önce ben çok olumlu konuşmuyordum. Olumlu demeçle ben yani herkesin inanılmaz derecede Türkiye talep göstereceğini, İstanbul'a talep inanmıyordum. Ve bunun bu şekilde olacağını düşünmüyordum ama zannederim bu konuda biraz yanıldım. Yurt dışında İstanbul'a ve Türkiye ciddi bir talep var. Burada çıkan bu kanunun daha sonra da oturma izninin de arkasından gelmesi yabancıya satışı olumlu şekilde etkiliyor. Bu konuda hatta firma olarak biraz satışlarımızın 2-3 kat yabancıya satış artmış olmasına rağmen geç kaldığımızı, daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece iç pazara dayalı bir gayrimenkul sektörü dıştan gelen taleplerle beraber Türkiye'ye resmen ihracat geliri gibi bir gelir oluyor dışarıdan gelen, evet, parayla beraber. Sizin bahsettiğiniz gibi yani bu da şeyin panzehiri olabilir. Yani şeyin artmasının, doların artmış olmasının Türkiye'deki konutların fiyatını göreceli olarak düşürebilmesi ve bu dışarıya bir cazip olarak sunulabilmesi güzel bir noktaya getirebilir. Ama ben yine de doların sürdürülebilir bir şekilde artmamasını diliyorum. Tabii yani ihracatçılar bile doların bu kadar dalgalanmasından özellikle rahatsız. Dün Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi de önünde, evet, bir açıklama yaptı. Dolardaki özellikle sepet bazında hedeflerin üzerinde olduğunu ve dalgalanmanın da ihracatçıyı olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Tabii ki her sektörü olumsuz etkiler, hızlı bir dalgalanma. Peki, evet, yabancılardan hangi ülkelerden daha çok talep var Türkiye'ye? Özellikle Körfez ülkeleri yani Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde ciddi bir İstanbul'a karşı, İstanbul'un iklimine karşı, İstanbul'un oluşturmuş olduğu cazibeye, bir İslam devleti ve bir Müslüman bir ülke, Müslüman bir halk olmuş olmasına karşı ve aynı zamanda içinde eğlenceyi birçok faktörü barındırmış olması, alışveriş merkezlerinin çok yoğunlukta olması, kültürel mirasta
aynı kültürel mirasa sahip olunması, biraz da herhalde Avrupalıların veya Amerikalıların oradan gelen Arapları daha aşağılar bir halde olmalarının etkisiyle Körfez ülkelerindeki insanların ilgisi var ve beni şaşırtıcı şekilde daha da fazla olacağını da biz öngörüyoruz. Şimdi diyoruz ki altın fiyatları, tabii altın fiyatlarındaki sert düşüş de konut sektörünü etkileyebilir. Çünkü yatırımcı açısından biz özellikle piyasa uzmanlarına soruyorduk. Altın düşüyor ve dalgalanıyor. Dolar daha yeni yükseldi. Daha önce hep 1.85 seviyesinde sabit bir şekilde. Evet. Borsa tarafında ise yatırımcı riskli gördüğü için veya küçük yatırımcı için biraz zor olduğu için, uzmanlarla hareket etmesi gerektiği için borsadan da bir miktar kaçış vardı. Parasını nereye yatıracak diye herkes soruyordu. Mevduata gitse mevduatta da çok fazla bir getirisi yok. Düşük. Hatta enflasyon kadar. Enflasyon kadar, enflasyonun da aşağısında. Yerel getirisi yoktu. Evet. O noktada gayrimenkul ön plana çıkıyordu. Şimdi bu yeni atmosferde, yani altının düşmesi, faizin yükselmesi, doların yükselmesi gayrimenkul sektörünün yatırım portföyünü, yatırım profilini değiştirir mi? Valla ben bu konuda tarafım tabii. Ben şeyde, ama ben şimdi kendimi yatırımcı yerine koyduğumda gayrimenkul yatırımcısı biraz daha farklı borsa yatırımcısından. Çünkü gayrimenkul yatırımcısı ben bir 10 sene önce falan, hani bu yatırımcı nedir diye, pardon 7-8 sene önce bir çalışma yaptığımızda, ben yatırımcıya genel olarak, işte sizleri dinleyen, ekonomi kanallarına dinlenen, haritaya bakan, bunların içerisindeki en karlı hangisi ona yatırım yapan gibi görüyordum. Ama baktığımda hayır, öyle değil. Yani gayrimenkul yatırımcısı özellikle demin bahsettiğiniz gibi borsadan korkan, dövizden korkan, yeteri derecede anlamayan, altına zaten genel olarak, geleneksel olarak yatırım yapanlar var. Ve bu yatırım olarak altın her zaman gayrimenkulün çok üzerinde. Yani birinci altın, ikinci gayrimenkul gözüküyor. Evet. Olan kişiler olarak görüyordum, ama geleneksel yatırımcı gayrimenkulü daha az riskli, gelecekte değer kazanacak, her zaman kazanan bir unsur gibi görüyor. Onun için şu anda gayrimenkul aslında hem konut kredi faiz oranının düşük olması, hem de fiyatların yükselmemiş olması, hem de rekabetin yüksek olmasından dolayı, fiyatların yükselmemiş olmasından dolayı cazip gözüküyor. Ve bu cazibesini bugünden yarına kaybedecek gibi gözükmüyor. Yani bu fırsat tüketici için var, bu kaçmıyor. Ama ileride Türkiye çok daha değerli bir ekonomi olup, yabancılar Türkiye'ye yatırım yapıp, veyahut da konut kredi faiz oranları dünyadaki likidite bolluğundan dolayı bırakılıp, FİD'in daha önceki işaret ettiği gibi yükselmeye başlar, fiyatlar yükselirse tüketici almak iste daha yüksek fiyatla kavuşabilecek. Bugünkü şartlarda kavuşamayacak. Şu an için olumlu bir durum var. Ama ne yazık ki tüketici şöyle hareket ediyor. Yani bir sürü psikolojisiyle hareket ediyor. Herkesin koştuğu noktaya öbürü de koşmak istiyor. Aslında şu anda gayrimenkul için en olumlu pazar, en olumlu iklim, en olumlu ortam şu anda. Ama insanlar, herkes aldığı zaman almak istiyorlar. Aslında bazen sürüden ayrılıp insanların almadığı zaman da almak, alttan almak, doymamış değerden almak, gelecekte insanlar aldığı zaman zaten fiyatı yükselecek, daha karlı bir yatırım olarak olabilir. Ama normalde bir de gayrimenkul haricinde tabii ki insanlar altına yatırım yapıyor. Altın çok hızlı düştü. Düşmüş olmasının bize verdiği olumsuz etkiler var. Yani insanlar altını bozdurup peşinatını onunla ödeyip yapmak istiyorlardı. Orada da bir olumsuz bir tablo oluştu, ama düşüş daha da fazla olabilir. Belki beklemenin fazla faydası olmayabilir. Yani ben taraf olduğum için de, yani burada objektif olamıyorum. Yani gayrimenkul yatırımının ama iyi bir yatırım olduğuna özellikle bu zamanda çok inanıyorum yani. Peki İstanbul bazında konuşursak, İstanbul'da da büyük projeler var. Evet. İşte bunlar neler? Kanal İstanbul. Evet. Üçüncü köprü, yeni havalimanı. Bu büyük projelerin peki gayrimenkul sektörüne, konut sektörüne nasıl bir ivme kazandırmasını bekliyorsunuz? Yani dolaylı olarak inanılmaz bir etki kazanacağına inanıyorum. Çünkü Kanal İstanbul geçmişte Çatalca'daydı. Çılgın bir proje dönüyordu. Gerçekten çılgın bir projeydi. Ama şimdi Büyükçekmece Gölü'nden havalimanı, yeni yapılacak olan havalimanına açılan bir kanal
inanılmaz vizyonik ve mantıklı bir proje gibi geldi bana. Üstüne üstlük bu üçüncü köprüyle beraber oluşan otobanla beraber de birleşiyor ve etrafında turizm alanlarından konut alanlarına, alışveriş merkezlerinden ciddi ofis alanlarına kadar yeni Türkiye'nin farklı bölgelerde oluşan müthiş bir cazibe merkezi oluşturuluyor. Bu gayrimenkul sektörüne çok olumlu bir etki yapar. Bütün dünyadaki insanların bakışları, nazarlarını tekrardan Türkiye'ye çevirir. İnşallah Allah ülkemizi bu kısa vadede oluşturmuş olan sorunları da atlatır ve bu büyük geleceğe doğru bütün vatandaşlarımız gibi bizler de gideriz diye ümit ediyorum. Şimdi tabii inşaat sektörü açısından, yani sizin gibi gayrimenkul sektöründeki firmalar açısından en büyük sorun arazi. Evet. Bu projelerle birlikte yeni bir yaşam alanı ve alanlar yaratılıyor. Evet. Bu da dolayısıyla sizin yeni projeler anlamınızda bir ivme kazandıracak gibi gözüküyor. Hem buradan oluşuyor hem de şimdi kentsel dönüşümle beraber ciddi dönüşümler olmak zorunda. Türkiye deprem gerçeği ve yeni Türkiye'nin bu şehirlerin içerisinde bu kadar döküntü alanları içerisinde olmaması gerekiyor. Bu çöküntü alanların içerisinde olmaması gerekiyor. Onun için de biz hem o anlamda hem bu anlamda Türkiye'nin gayrimenkul açısından da alacağı çok fazla mesafesi olduğuna inanıyoruz. Bir de sizin sektörünüz tabii çok yakından ilgilendiren tüketici kanunu tasarısı var. Evet. Bugün Gazete Habertürk'te de bir haber var bununla ilgili. Özellikle 36 ayda teslim etmeyen müteahhite konut başına verilecek ceza 100 binden 20 bin liraya indirildi. Diğer taraftan zorunluluk, tamamlama sigortası zorunluluğu yaptırmayan için de 200 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı ceza. Bu yeni tüketici kanun tasarısı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu tüketici yasası ile ilgili zaten bizim çatı kuruluşumuz olan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ve konutçuların oluşturmuş olduğu konutlar ciddi anlamda çalışmalar yaptı. Eskiden teslimler sadece 30 aydı. Bunu 36 aya çıkartıldı. Gerçekten mantıklı bu. Bir zamanlar konuta tüketici yasasında neredeyse bir buzdolabı, bir televizyon muamelesi yapılıyordu. Yani ayrıştırılmıyordu. Farklı bir ürün olduğu ortaya konulmuyordu. Bununla ilgili de bir takım düzenlemeler yapıldı. Bunlar tüketici açısından olumlu, gayrimenkul girişici açısından da aslında makul şeyler. Yalnız ben yanlış bilmiyorsam bu tamamlama sigortası ile ilgili, bu da çok mantıklı bir şey ama zannedim böyle bir daha enstrüman daha oluşturulmadı. Sigorta şirketleri tarafından bu enstrüman oluşturulmadı. Bu enstrümanın olması da hem tüketici nezdinde hem de bu işi ciddi yapan firmalar açısından da olumlu bir şey olacağına inanıyorum. Yani güzel bir gelişme olarak görüyorum ama çok detaylı bilmiyorum. Bu konuda bizim hem konutlerde hem gayrimenkul yatırım ortaklığında bu konuda çok ilgili arkadaşlarımız var. Çok büyük bir çaba sarf ettiler bürokratları bu konuda ikna edebilmek için. Onlar daha iyi biliyorlardır bu konuyu. Peki önümüzdeki 6 ay için çok kısa olarak ne hedefliyorsunuz? Planlar neler? Beklentileriniz neler? İlk yarıyı tamamladık. İkinci 6 ay için hedefler nelerdir? Valla biz bu son Haziran ayındaki tablodan sonra biraz daha bütçemizi tekrardan revize ettik. Daha doğrusu etmek için çalışma başladık. Yani Temmuz ayıyla beraber gelirlerimizi biraz daha, tahmini gelirlerimizi biraz daha azaltma yoluna gittik. Alternatif gelirlerle ilgili çalışmalar yaptık. Yani önümüzdeki senenin geri kalan kısmını inşallah bu gezi olayları kapanmıştır. İnşallah Türkiye istikrarsızlığa sürükleyecek noktaya bir daha gelinmez. Tamam, başlangıç aşamasında bence hükümet açısından da olumsuz gibi gözüken ama olumlu mesajlar vardı ama daha ileriye gitmesi, şu an Mısır'daki olayları görüyoruz. Nelere doğru gidebileceğini gösteriyor. Türkiye bunu hak etmiyor. Biz yine Türkiye'nin sene başındakine yakın bir pozisyonda ilerleyeceğini düşünerek yapıyoruz ama buna rağmen yine de daha temkinli bir ikinci yarıdaki revize bütçeyi hazırladık. Buna uygun hareket etmeye çalışacağız. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Evet, bu sabah konut sektörünü konuştuk. Konuğumuz Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya'ydı. Borsa tarafındaysa artı da açılmıştı. Eksiye döndü %1. Eksi de Borsa İstanbul 76.037 puanda. Dolar tarafındaysa 1.92'nin altındayız. Şimdilik hoşçakalın.